Şimdi Millet İttifakı'nda dün akşam ne konuşuldu? İyi Parti'de bugün ne konuşuluyor? Kılıçdaroğlu'nun görüşme trafiği ne anlama geliyor? Ortak aday için bir uzlaşı var mı? İyi Partili milletvekilleri neye neden itiraz etti? Çok fazla soru var ve hepsini konuşacağız. Konuklarım var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Her iki konuma da hoş geldiniz diyorum haber hattına. Merhaba. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Mehmet Ali Kulat, sizinle başlayalım. Siz aslında dünkü görüşmeden bir gün önce hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla hem Sayın Akşener'le bir araya geldiniz. Makamlarında sizi davet ettiler. Onu ayrıca soracağım, izlenimlerinizi, ne yansıdı o görüşmelerden diye. Ama bugün şu an İyi Parti'de sizce ne konuşuluyor? İyi Parti'nin masadan ayrılmasına dönük bir ihtimal görüyor musunuz? Sonra da şu bir paragraflık ortak aday konusuna geçeceğiz. Buyurunuz. Sena Hanım, bu soruyu bana sabah saatlerinde sormuş olsaydınız sorun yok gibi bir ifadeyi daha rahat kullanırdım. Sabah katıldığım bazı programlarda öyle şeyler de söyledim ama sonrasında Genel İdare Kurulu'nun EPİ üyesiyle farklı şekilde telefonlarla görüşmeler yaptım. Hı hı. Sanırım bugün Genel İdare Kurulu'nda çok da olumlu olmayan bir ifade gündeme gelebilir. Yani muhtemeldir ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik itirazın ama masadan kalkma anlamında olmasa bile müzakereye kapalı davranmakla bir suçlama, bir değerlendirme yaparak böyle bir ifade kullanacakları kanaati oluştu bende. En azından Genel İdare Kurulu'nun bazı üyelerinin böyle kanaatleri olduğu bilgisini aldım içeriden. Dolayısıyla yani orada Genel İdare Kurulu toplantısı başladı. Kapalılıktan kastınız nedir? Biraz onu açar mısınız? Kılıçdaroğlu'nun yani adını müzakere etmeyi mi? Yani şöyle, dünkü toplantıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin Sayın Gültekin Uysal ile ifade edilmesi karşısında Sayın Akşener ondan öncesinde İşte bazı başka isimlerin, belediye başkanları Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın da konuşulduğu bir değerlendirme yapalım ifadesi kullanılınca kendisine gelen o andaki tavır olarak yani değilse biz beşimiz bunu imzalayalım şeklinde bir ifade müzakereye kapıları kapatma şeklinde okunuyor İyi Parti tarafından. Yani değerlendirmeyi böyle yapıyor şu anda İyi Parti. Dolayısıyla ben hala işte bütün kapıların kapanmadığı, hala bir müzakere alanının oluşacağı muhtemeldir ki Sayın Akşener'le Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki doğrudan, belki dolaylı telefonla ya da yüz yüze pazartesiden önce de görüşmeler yapmalarını muhtemel görüyorum. Ancak şu anda Genel İdare Kurulu'ndan, İyi Parti Genel İdare Kurulu'ndan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kendilerine bir dayatma şeklinde sunulmasına olumsuz bakıldığı yönünde bir görüş çıkacağı kanaati oluştu bende. İçeriden aldığım bilgiler bu yönde. Teşekkürler. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Sayın Şahin, sizin bakışınız nedir? Yani bu hem bu toplantıyı hem de müzakereye kapalılık konusunu ve dün akşamki o bir paragraflık metni siz nasıl yorumladınız? Ya işin garip tarafı şu. Şimdi toplantının sonucunda biliyorsunuz bugüne kadar yapılan toplantılardan sonraki en kısa açıklamayı yaptılar. İşte 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunmaktayız. Değil mi? Böyle bir metin ilk açıklamayı yaptılar. Bu ortaya çıkınca işte basına verildiği zaman bir uzlaşmanın olduğu gözüküyordu güya. Ama hemen partililer kendi yani şeyden ayrılıp Saadet Partisi binasından özellikle İyi Partililerin atmış olduğu tweetler veya Sayın Akşener'in partiye geldiğinde kullanılan bugüne kadar yapılan hiçbir toplantı olmadı biliyorsunuz. Sloganlara baktığınızda hiç de öyle metinde olduğu gibi değil. Burada başka bir şey gözüküyor. İki şeye bakmamız lazım. Bir eyleme bakmamız lazım. Bir de açıklamaya. Açıklamaya baktığınız zaman sorun yokmuş gibi gözüküyor. Eylemlere baktığınız zaman çetin bir mücadelenin olduğu gözüküyor. O zaman şu soruyu sormak lazım. İyi Parti açısından bunu söylüyorum. Peki bu şekilde masadan kalkıp bir direnç gösterecekseniz niye o zaman metnemi imza attınız?
Yani bunun açıklanması gerekmez mi? Yani metne imza atıyorsunuz ama arkasından böyle bir tavır takınıyorsunuz. Bence üzerinde durulması gereken şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Nereye gider Dur. Onu bilemiyorum. Benim... Ha buyurun. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu Sol Parti Genel Merkezi'nden ayrılıyor. Ankara'dan o görüntüleri de canlı getiriyoruz ekranlara. İzleyicilerimiz için ben söyleyeyim. Ortada açılan pencerede Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sol Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşme sonrası parti merkezinden ayrılma görüntülerini görüyorsunuz değerli izleyenler. Sayın Şahin buyurun devam edin tamamlayınız. Ya aslında masada ontolojik bir sorun var onu söyleyeyim. Yani yapısal bir sorun vardı. O yapısal sorun uzun süredir ortaya çıkması bekleniyordu ki siyaseti yakından izleyenler, masayı yakından izleyenler bunu görüyor idi. Ki ben masadakilerin de bunu gördüklerini düşünüyorum. Nedir ontolojik sorun, yapısal sorun söyleyeyim. Şu, bir defa masanın eşit olarak herkesin masaya oturması. Bu ciddi bir sorun ortaya koyar. Siyasette etkiniz oy oranı üzerinden gider. Oy oranı üzerinden değerlendirirsiniz. Yoksa %10'luk, 11'lik, 12'lik, 13'lük neyse bir partiyi ne bileyim işte Şişli'deki bir muhtar kadar oy alamayan bir partiyle eşitleyip onu masaya oturtursanız ve pazarlık yapmaya kalkarsanız burada sorun olur. Yani bunu o açık kısmı, açık söylüyorum. Yani bir, o formülasyonu sonra konuşalım mı? Dün akşamda ve bugün de kalarak devam edelim biraz istiyorum. Çünkü şu an çok sıcak da bir gündemi aynen. yaşıyoruz bir yandan. Sayın Kulat size döneyim. Yani bu önemli bir soru. Evet dün akşam bir imza atıldı ama bunun akabinde İyi Parti'de çok hızlı bir hareketlilik gördük. 3.30'a sabaha karşı 4'e kadar süren bir toplantı. Şu an devam eden bir toplantı. Hafta sonu boyunca da devam edecek bir toplantı ama bir yandan da bir imza var. Ortak aday her ne kadar bir isim üzerinde uzlaşı sinyali verilmese de o paragrafta ortak aday üzerinde bir uzlaşı sinyali var. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım bu imzadan sonra gelen bu süreci? Bir de şunu da sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok uzun süredir konuşulan bir başlıktı. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu baş başa bir sürpriz görüşme de yapmıştı. Yani aslında herkesin konuştuğu bir isimdi Sayın Kılıçdaroğlu. Nihayetinde şimdi böyle bir tablo var karşımızda. Buyurun. Şimdi öncelikli olarak tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu bir sürpriz değildi. Önce onu ifade etmek lazım. Siz de ifade ettiniz. Çünkü geri kalan isimler yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında ismi geçen kişilerin İTA amiri durumunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kendi tabirler olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum özellikle. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen partide kalma özellikleri devam ederken aday olma durumları yok. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmayı istedikten sonra. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu partisinin bütün yönetim organizasyonu içerisinde gerekli yetkiyi de aldı. Yani hem parti meclisinden hem de kendi MKYK'sından, Genel İdare Kurulu'ndan bu konuda yetki almış durumda. Dolayısıyla masaya böyle oturdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masaya bir başka avantajla daha oturdu aslında. Masaya oturduğu sırada tam o saatlerde HDP'den de bir açıklama geldi. Oy oranı itibariyle en az 10 puan olduğu öngörülen bir parti eğer Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kendilerinin aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'na destek olacağını söyleyince dolayısıyla oy oranları itibariyle en az %25'lerde görülen bir Cumhuriyet Halk Partisi yanına yine %10'larda bir HDP'yi almış ve %35'te masaya oturmuş ve İyi Parti'yi saymazsak bir işte 4-5 puanda diğer partilerin toplam oyu varsa üstüne koyduğunuz zaman %40'la bir kere oturulmuş bir masa var. Kemal Bey böyle bir avantajla parantez arası bir cümle olarak söylüyorum. Doğal olarak da bir özgüvenle oraya oturuyor. Şimdi Sayın Akşener normal şartlarda bir gün önce yapmış olduğumuz görüşmede de Sayın Kılıçdaroğlu'na genel anlamda prensip olarak bir itirazı yok. Aslında itiraz biraz önce Sayın Mehmet Şahin'in ifade ettiği şekliyle de aslında biraz masanın yapısal durumuyla ilgili. Çünkü orada biraz önce ifade edildiği gibi yani çok ciddi oyu çok az olan birisiyle oyu işte en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonraki en yüksek oy oranına sahip olan partiyle mukayese edilmesi çok sağlıklı değil.
Yani aynı görevi, aynı yetkiyi, aynı imkanları verirseniz bu bir kere adalet duygusunu sarsıcı bir durum oluşturur doğal olarak. Siz Sayın Akşener'le yaptığınız görüşmeden yani belki şöyle bir izlenim edindiniz. 1 Mart'ta yaptığınız görüşmeden Sayın Akşener'in itirazı rezervi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, aksine burada bu süreç içerisinde bazı partilerin eşitler arasında birinci olarak o bir süredir konuştuğumuz formüle. Biraz o, biraz da yani daha fazla oy alabilecek başka isimleri de en azından müzakere edelim. Onların olmazlarını ortaya koyalım, gerekçelerini konuşalım şeklinde meseleye yaklaşıyordu. Ancak dün hemen doğrudan diğer isimlerle ilgili hiçbir müzakere, tartışma, değerlendirme yapılmaksızın doğrudan böyle bir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ismi şeklinde bir fotoğrafla karşı karşıya kaldığında bunu bir itiraz rezervi olarak karşıya koyuyor. Çünkü kendi partisiyle öncesinde yapmış olduğu görüşmede Sayın Akşener gittiği her yerde çok fazla derecede Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aday olması talepleriyle karşılaşıyordu. Ve kendisi de bu isimleri o masaya getirmeyi düşündüğünü ifade ediyordu. Yani karar verici olarak tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla hakka sahip. Çünkü onun belediye başkanları bu isimler sonuç itibarıyla. Ama orada bunun hiç müzakere edilmemesi, müzakeresiz bir şekilde kendisinin karşısına sadece bir ismin çıkarılmış olması, orada anladığım kadarıyla bir iletişim problemi de oluşturmuş durumda. Ben konunun iletişim problemiyle sınırlı olmasından hareketle ve sonrasında da diğer Cumhurbaşkan yardımcısı ya da yardımcılarının konumları belirlenirse bu sürecin de bir şekilde aşılabileceğini düşünüyorum ama tekrar söylüyorum, Genel İdare Kurulu'nda bugün olumsuz bir ifadenin çıkmasını da muhtemel gördüğümü söyleyebilirim. Daha sert bir rüzgar gördünüz. Bugün Genel İdare Kurulu'nda şu anda aslında gerçekleşen görüşmelerde edindiğiniz izlenim bu. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştünüz. Oradan nasıl bir yankı vardı size? Onu da duyayım, sonra Sayın Şahin'e döneceğim. Yani şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu bu noktada zaten parantez arası yine bir cümle olarak son derece konsantre olmuş bir şekilde kendisinin adaylığı noktasında diğer partilerin bir problem çıkarmayacağını, bir sorun çıkarmayacağını ifade ediyor. Bunun bir hak olduğunu da aslında düşünüyor kendisi açısından. Çünkü bu masayı baştan itibaren zaman zaman olası bir kısım sorunlar çıktığında hep kendisi toparlamış olarak duruyor ama en önemlisi oy oranı itibarıyla da işte Türkiye'deki her 4 seçmenden birinin oyunu alan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, kaldı ki HDP'de destek veriyor. Oradaki 4 partinin de ayrıca desteği zaten ifade ediliyor. Dolayısıyla bu fotoğraftan doğrusu Sayın Akşener'den de muhtemeldir ki böyle bir itirazı en azından bu düzeyde, yani Akşener'in kendisinden değil ama partisinden bu düzeyde bir itiraz da muhtemelen beklemiyordu diye düşünüyorum. Çünkü daha önce birkaç defa farklı problemler olduğunda hatırlayın, yani İyi Parti içerisinde bazı itiraz sesleri yükseldiğinde hemen o itiraz eden kişiler, mesela Sayın Cihan Paçacı hemen istifa etmişti. Yani dolayısıyla böyle bir sorun çıktığında iki lider de hemen tavırlarını net ortaya koyuyorlardı. İlk defa farklı bir şeyle karşılaşıyoruz şu anda. Ama ben tekrar söylüyorum, bir taraftan Genel İdare Kurulu'nda olumsuz bir havanın çıkmasını muhtemel görürken an itibariyle hala masanın dağılmadığını ve bu iki gün içerisinde kurulacak bazı diyaloglarla bu sürecin hala aşılmamasına daha yakın olduğu kanaatindeyim. Teşekkürler. Sayın Şahin, bir iletişim sorunuysa bugün Genel İdare Kurulu'ndan sert bir açıklama çıksa dahi bir diyalog kanalıyla çözülebileceğine dair Sayın Kulat'ın bir öngörüsü var. Sizin baktığınız yerden bir masadan kalkmayla sonuçlanabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu da sorayım, sonra formülasyon konusuna geçelim. Ya iletişim sorunu falan değil. Burada büyük bir problem var. Yani ontolojik yapısal dememin sebebi oydu. Biraz önce söyledim. Sayın Kulat da aynı düşünüyor. İkinci sorun şu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni hafife alırlar bence. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük fedakarlık isteniyor. Ne deniyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne biliyor musunuz İyi Parti tarafından? Bir, Cumhurbaşkanı'nı biz belirleyeceğiz. Yani sizin istediğiniz Cumhurbaşkanı'nı biz istemiyoruz. Türkçesi bu. Kazanacak aday tartışması. İki, diyorlar ki sizden değil, yani biz belirleyeceğiz. İki,
dört partiyi, masadaki dört partiyi meclise taşı. Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bunu İYİ Parti taşımayacak. Dört partiyi meclise taşı. Cumhurbaşkanlığını biz belirleyelim. Aynı zamanda tamam sizin üzerinizde kayıtlı olsa da büyükşehir belediye başkanlarında biz yetkili olalım. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu diyor ki biz niye buradayız ki? En büyük parti olarak biz ne yapacağız? Aslında ki en diğer yani buradan baktığınızda ortaya bir şey daha çıkıyor. Buradaki iletişim falan değil. Buradaki mesele şu. İkisi yani iki parti, diğerlerini bir tarafa bırakıyorum. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylık mevzundan daha çok parti ve partinin oyunu korumayı daha çok ön planda tutuyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ittifak içinde yer aldığınızda ve dışarıda olduğunuzda sizin partinizin yönetimini bundan seçimden sonra kim parti yönetecek? Önemli soru bu çünkü. Bunu hesaba katmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim yönetecek? Hangi ekip yönetecek? Genel başkanı kim olacak? O oyu ittifak içinde olduğu zaman azalır mı, çoğalır mı? İyi Parti açısından da bu çok önemli. Adayların önüne geçiyor. Çünkü biz bu şeyin içinde yer aldığımızda birinci parti başbakan olmak istiyorsunuz ya, size bu zarar verir mi, vermez mi? Şimdi bu soruyu sorduğumda şu ortaya çıkıyor. Adaylık mevzunun önüne geçen parti ve parti oylarını koruma güdüsü var ikisinde. Bu da ikinci bir sorun. Üçüncü bir sorun. HDP'nin pozisyonu. Biraz önce Mehmet Ali Bey ne dedi? İşte %40'ı cebine koydu, masaya oturdu dedi. Peki %40'ın içinde kimi desaydı? HDP'yi desaydı. O zaman demek ki Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu oturduğunda HDP'nin adına pazarlığı yapacak kişi kim? Sayın Kılıçdaroğlu. Peki bunun alana yansıması olacak. Yani seçime birlikte gittiğinizde bunu anlatacaksınız. İyi Parti seçmen açısından bunu söylüyorum. Bunu nasıl yapacaksınız? Burada şöyle bir durum gözüküyor. İki seçenek var. Başka seçenek yok. Ya topu yumuşatmaya çalışıyor imza attıktan sonra Sayın Akşener. Çünkü imza atıyor. Uzlaştık diyor. Kendi tabanından gelen tepki göz önünde bulundurduğundan dolayı dikkat edin üst üste kimle görüştüğünü. Kurmaylar, milletvekilleri, bugün işte GİK toplantısı şu an, il başkanları, belediye başkanları. Yani partisinin yerel, ulusal ne kadar temsilcisi varsa bunlarla bir araya gelerek toplantı yapıyor. Ya attığı imzayı bunlara kabul ettirmeye çalışıyor ve topu yumuşatıyor. Bak böyle bir şey yaptık. Ve aynı zamanda direncini de gösteriyor. Böyle bir durum var. İkinci ne olabilir? İkinci de şu olabilir. Kardeşim ben partisinin oyunu korumak istediğimden dolayı ben kurullarıma kabul ettiremedim diyebilir. Ama unutmamak lazım başka bir şey daha var. Benim eğilimimi söyleyeyim. Ben ayrılmayacaklar yönünde kanaatteyim. Yanılabilirim onu söyleyeyim. Yanılabilirim. Ayrılmayacakları kanaatteyim. İyi Parti tıpış tıpış HDP ile hizalanacak. Göreceksiniz. Yani yanılabilirim. Ama bendeki kanaat bu. Bunu çünkü bir direnç koyması gerekiyor. Ama ben hizalanacakları kanaatindeyim. Diğer bir şey, kendisini masada dört partiden ayrıştırmak istiyor. Dört parti dediğim Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek ve Demokrat Parti'den ayrıştırıp kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra madem Cumhurbaşkanı adayı sizden çıktı, ben diğerlerinden farklıyım ve farklı muamele görmek istiyorum. Yaklaşımının olduğunu görüyorum. Yani bendeki algı bu. Peki, teşekkürler. Sayın Kulat, nasıl siz de şuna işaret ettiniz az önce. Kuvvetli bir rezerv yok Sayın Kılıçdaroğlu için ama eşitler arasındaki birinci söylemini bir süredir o konuşulan metot ve yönteme ilişkin bir itiraz var. Dolayısıyla nasıl bir formül olursa bu rezerv kalkar ve bu engel kalkar sizce? Şimdi ben burada önce bir noktanın üzerinde durmak isterim. Buyurun. HDP ile hizalanma meselesi. Tabii bunu partiler böyle mi ifade ederler, başka türlü mü ifade ederler bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu. Şu anda Türkiye'de iki tane ittifak var öne çıkan. Her ne kadar üçüncü bir ittifak olsa bile o ittifak özellikle Millet İttifakı'na destekten bahsediyor. Şimdi HDP durduğu yer itibarıyla %10 civarındaki oyu, belki onun üzerindeki oyuyla doğal olarak kilit seçmen durumunda. Dolayısıyla şu anda HDP Cumhur İttifakı'na da destek vermiş olsa, mesela AK Parti'nin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP ile hizalandığını telaffuz edemeyiz. Yani geçmişte zaman zaman AK Parti'ye vermiş olduğu destekler var HDP'li seçmenin. Dolayısıyla bunu bir hizalanma olarak ben doğrusu izah etmem. Yani özür dilerim.
Seçmenin hizalanması konusunda ben bir cümle söylemedim. Söylemem haddim değil. Partisel, kurumsal anlamda söylüyorum. Seçmen, her seçmen kutsaldır. Her partiye oy verebilir. Partiler arasındaki kurumsal ilişkilerden bahsediyorum. Ki geçmiş dönemde HDP'nin kurumsal olarak AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermiş olduğu ipucu kadar bir destek yok seçimlerde. Yok, ben geçmiş üzerinden söylemeyeyim o zaman. Bundan sonrası için söyleyeyim. Şu seçimin kilit seçmeni olarak HDP yarın kalksa, ki buna yönelik işte Selahattin Demirtaş'ın helikopterle alınması vesaire gibi süreçler yaşandı biliyorsunuz. Ve Selahattin Demirtaş'ın kendisinin yapmış olduğu açıklama var. Eğer biz yani kabul etmiş olsaydık vesaire. Yani şimdi şunun için söylüyorum bunu. Partiler adına tekrar söylüyorum. Değerlendirme bana düşmez. Ama ben şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Siyasi partiler Türkiye'de seçmenlerin temsil edildiği temsili demokrasilerde önemli kurumlar. Dolayısıyla zaman zaman seçmenleri adına görüşmeler yaparlar. Burada verecekleri destekleri kendileri beyan ettiği için söylüyorum. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da İyi Parti'ye ya da bir başka partiye verecekleri destek illa da karşı tarafın talebi üzerine olmaz. Kendi beklentileri üzerine de olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama burada asıl önemli nokta şu. Ve hatta aday çıkarabileceklerini de söylediler. Daha önce HDP'den o yönde de açıklama geldi. Çıkarabilecekler, ortada bir seçim çıkarabilecekleri var. Halde çıkarmayacak. Tabii onu anlatıyorum ben de. Yani doğal olarak şimdi az bir oydan da bahsetmiyoruz. Şu anda biz Türkiye'de %1'lik partilerin ittifaklarda şöyle ya da böyle tartışma konusu olduğunu görürsek, %10'luk bir partinin çok önemli olduğunu herkesin kabul etmesi gerekir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğal olarak burada yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu diyaloglar, bugün işte biraz önce siz programın ortasında Sol Parti'ye yapmış olduğu ziyaretler vesaire, ben yine İyi Parti ile Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurduğu diyaloglar, aynı şekilde Hüdapar'la AK Parti'nin kurmaya çalıştığı diyaloglar vesaireler, siyasi partilerle aynı görüşte aynı hizaya gelmenizi gerektirmez size. Sizin kendi kurumsal kimliğinizle kurduğunuz diyaloglar arasında seçim sonuçlarına bağlı ya da seçim matematiğine yönelik çalışmalar var. Önce onu ifade etmek isterim. Şimdi ardından şunu öncelikle ifade etmek doğru olur sanırım. Tabii biraz önce ifade edilen yani eşitler arasında bir adım öne çıkma, Cumhurbaşkan yardımcıları ya da yardımcılığında İyi Parti'nin daha fazla beklenti içerisine girmesi de adalet duygusu açısından anlaşılabilir bir durum. Buna kimsenin itiraz etmemesi gerekir, onu ifade etmek istiyorum. Muhtemelen bunlar çok da aşılamayacak konu başlıkları değil diye düşünüyorum. Onu anlatmak için söyledim bunu. Ama tabii bir zor bir iş yapılıyor. Türkiye'de ilk defa bir sol parti, 5 tane sağ parti işte şu toplantıdan sonra ayrılırlar, şu toplantıdan sonra şöyle olur, masanın altında şu var, üstünde şu var, masanın ayağı falan hafta kırılacak, öbür gün durulacak diye pek çok şey konuşuldu. Ama bugüne kadar 12 tane toplantıyı buraya kadar getirebildiler. Tabii ki asıl olan sonuca gitmektir. Sonuca gitmediğiniz zaman kimse sizin bu kadar çok toplantı yaptığınızı hatırlamaz. Geçmişte istikşafi görüşmeler vardı AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Sonuçta istikşafi görüşmeler bir sonuca ulaşmadığı için bir anlamı olmuyor bu tür müzakerelerin, görüşmelerin. Ama ben Sayın Akşener'in doğrudur, hem kendi tabanını motive etme adına, çünkü bu aynı zamanda da bir seçim çalışmasıdır. Kendi tabanını motive etme, kendini tabanına doğru anlatma çalışması olarak görüyorum bunu. Doğrudur. Ki aynı şekilde bugün Saadet Partisi de il başkanlarıyla ve parti yetkilileriyle yine toplantılar yapacak. Başka partilerin de vardır bu şekilde toplantıları. Liderler kendilerinde yetki olsa bile yapmış oldukları görüşmeleri tabanlarına anlatma, parti kurullarına anlatma gereği duyarlar zaten. Bu kaçınılmaz bir süreçtir. Bu toplantı olumlu da bitmiş olsaydı bu toplantılar muhtemelen yapılırdı. Sizden, şunun için soruyorum. Yazılan, silinen tweetler var. Masadan kalkacak mı diye konuşulan başlıklar var. Nihayetinde kamuoyunda da muhalif seçmende de bir an önce adayın açıklanmasına dönük bir beklenti var. Bu çerçeveden baktığınızda bu tartışmayı, dün akşamdan bu yana devam eden bu tartışmayı nasıl okuyorsunuz? Sena Hanım, öncelikli olarak bu tartışmayı
yani şöyle, seçmen geçmişte olsaydı, yani 5 Şubat tarihinden önceki bir tarihte siz bana bu soruyu sormuş olsaydınız daha zaman var derdim. Dolayısıyla bu tartışmalar çok sorunlu olarak görülmüyordu. Çünkü bundan önce Sayın Cumhurbaşkanımız 2 seçimde aday oldu ve 2 seçim kazandı. Hatırladığım kadarıyla birinde 52 gün önce, birinde 49 gün önce adaylığını açıkladı. Dolayısıyla zaman yeterliydi ama ortaya depremden dolayı mücbir bir durum oluştu. Hukukta bir tabirdir bu, mücbir sebep denir. Depremden dolayı şu anda bambaşka bir ortamla karşı karşıyayız. Evet. Bir taraftan seçmene güven vermeye çalışan bir iktidar var ve bunun için çok yoğun bir şekilde sahada. Mehmet Bey de ben de Kahramanmaraşlıyız. Dolayısıyla depremin olduğu bölgelerin insanlarıyız. Çok fazla depremle, depremzedeyle temas halindeyiz. İnsanlar şu saatten itibaren, peki, o ilk 3-5 gündeki psikolojik yapıdan sonra sosyolojik beklentiye, peki, giriyorlar. Evlerimizi kim yapacak? İşte insanların hayvanları ölmüş, onları nasıl yeniden hayatın içerisine, evet, kazandırma, yani yeniden iş güç sahibi olurlar. Şunun için, peki, bitiriyorum hemen. Lütfen tamamlayınız. Dolayısıyla herkesin beklentisi var. İktidar açısından beklenti var. İktidardaki bu beklentinin benzerini muhalefetin, peki, çok daha güçlü yapması gerekiyor. Çok çünkü iktidar yapabilecek yerden muhalefet umut vermek çok durumunda. Çok teşekkürler. Mehmet Şahin, Mehmet Ali Kulat, çok teşekkürler.